Hatay Havalimanı'nın yeni ihalesini kime verdiniz? Bunca talana rağmen kime verdiniz? Timpaş ve Silahtaroğlu'na verdiniz. Aynı Silahtaroğlu depremde yarıkların oluştuğu Tarsus, Adana, Antep otoyolunu yapmıştı. Halen oradan gitmek zorun halde. Ama siz ne yaptınız? Malatya'da inşa edilen deprem konutlarının ihalesini kalktınız. Hatay Havalimanı için buraya verdiniz. Ne oldu? Silahtaroğlu 1, halklar 0. Öyle bir sistem kurmuşsunuz ki al gülüm, ver gülüm. Bir şey olmaz. Hatay'ı mı yıktın? Hiç sorun değil. Biz seni Diyarbakır'a göndeririz. Orada da rantını yaparsın. Diyarbakır'da sorun mu oldu? Hemen Malatya'ya veririz. Orada da yaparsın. Buna ses çıkaranlara da tek bayrak, tek millet, tek vatan deyip işin içinden çıkarız. Teröristin deriz, bağırırız, çağırırız, olayı hop kapatır yaparız. Ama bizler sizin yapmış olduğunuz bu talan siyasetini hem halklara hem de vicdanınıza sormaya devam edeceğiz. Değerli milletvekilleri, AKP iktidarı rantlarının, ihalelerin derdindeyken halkın sorunları ortada duruyor. Bilet fiyatları almış başını gitmiş, halk cenazesine, düğününe gidemiyor, düğününe. Fakat saraya sorsanız kaç uçağı olduğunu bile burada açıklayamıyorsunuz sizler. 24 saatlik yolu insanlar otobüse gitmeye çalışıyor. Sabah gelmişsiniz burada bize uzaya çıkacağız diyorsunuz ya. Onu geçtik. Uçak bulamıyoruz, uçak. Bakın Urfa vekilleri de burada soruyorum ya. Binlerce defa insanlar size gelip demedi mi? Uçuş yok. Urfa'dan uçuş yok. Mardin'den uçuş yok. Antep'ten uçuş yok. Uçuşların sayısı ortadayken gelmişsiniz bize buradan uzaya gitmekten bahsediyorsunuz. Peki ayrımcılık da yok dediler sabah. Hiçbir ayrımcılığımız yok dediler. Tüm bölgeler eşit oluyoruz dediler. Soruyorum size, Trabzon'a neden bu kadar çok uçuş var Sayın Bakan? Ben buradan Trabzon halkına da söylüyorum. Bakan Trabzonlu olduğu için değil. Trabzonlarının sarı kaşı yeşil gözüne de değil. Bakın niye biliyor musunuz? Toprağını parselleyip sattıkları Katarlı müteahhitler gelsin de burada talan etsin diye bunu yapıyorlar. Orada da halka bir şey yok. Orada da halka bir şey yok. Haziran ayında 2 milyon nüfusu Diyarbakır 34, Trabzon'a ise 145 sefer yapılmış. Gelmişler burada bize hiçbir yerde ayrımcılık yapmadığından bahsediyorsunuz. Kürde yol da yok, yolculuk da yok. Yok olan yok. Bir de ne diyorlar? Evet doğru, biz ışık hızıyla gittiğimizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Işık hızıyla örgütleniriz ama henüz ışık hızıyla bir yerden bir yere yolculuk yapacak düzeye gelmedik. Son olarak hatırlarsınız. Bu hükümet 2023'te uzaya gideceğiz demişti. Hepiniz çok hatırlıyorsunuz. Sabah da bunu söylediler. Arada da bunu söylediler. Yahu siz daha Diyarbakır'a 2035'te otoban yapacağınızı söylediniz. Bunu biz söylemedik. Önerge olarak sorduk. Bakan dedi ki Diyarbakır'a otoban 2035'te yapılacak. Yahu siz Diyarbakır'a otobanı 2035'te yapacağınızı söylüyorsunuz. Diyarbakır'dan, Urfa'dan, Van'dan, Batman'dan, Siirt'ten doğru düzgün yurttaşlar uçamıyor, uçamıyor. Nereye uzaya gidiyorsunuz siz ya? Nasıl gidiyorsunuz? Nasıl buna inanmamızı bekliyoruz? Ha çok istiyorsanız buyurun, yolunuz bahtınız açık olsun. Geri dönmemek üzere gidin uzaya. Teşekkürler.